Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bitki Koruma Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bugün 7 Şubat 2024. Bu videoda önemli buğday hastalıklarından olan e, taal küllemesinden bahsedeceğim. E, buğday küllemesi nasıl oluşur? E, ne şartlarda oluşur? Simptomları nelerdir? Küllemenin teşhisini nasıl yapabiliriz? Ve külleme hastalığı ile mücadele yöntemleri nelerdir? Nasıl bir mücadele yöntemi izlememiz gerekiyor? Bu videoda bu konuları ele alacağız. Bu sene havalar yağışlı gitti. Yağışlı gittiği için herhangi bir uygulama yapıla, yapılmadı. Yapılamadı daha doğrusu. Bir de mevsim e, değerlerinin üzerinde gitti sıcaklık. E, böyle bir durum olunca külleme hastalığıyla bu sene sık sık karşılaşır olduk. Buğday küllemesi enfeksiyonu ve gelişimi yüksek nem 15-20 santigrat derecelerde e, hastalık şiddeti artar. Hava sıcaklığı 25 santigrat derecenin üzerine çıktığı zaman e, hastalık simptomu gittikçe azalmaya başlar. Yüksek sıcaklığın yanında düşük sıcaklıkta da hastalık oluşumu e, gecikmektedir. Külleme hastalığı genellikle hava sirkülasyonunun olmadığı, nemin fazla olduğu bölgelerde, e, bitkinin sık olduğu bölgelerde yani ilk önce gövdelerde görülmeye başlar genellikle. Gövdeden sonra genellikle alt yapraklarda, e, yaprakların üst taraflarında beyaz püstüller şeklinde hastalığı görebiliriz külleme hastalığını teşhis etmek biraz kolaydır yaprağın üstüne ya da gövdeye baktığımız zaman veya yaprağın alt tarafına baktığımız zaman hastanın hastalığın ilk ilk dönemlerinde hastalığın görüldüğü bölgeye un serpmişsin gibi bir hal alır ve bu un şeklinde yani beyaz renk gittikçe esmerleşerek yani koyulaşarak kahverengiye doğru bir e, renk alabilir. Hastalık ile mücadele edilmediği zamanlarda enfeksiyonlar e, yaprağı tamamen kaplayabilir, kurumalara sebep olabilir. Bunun yanında e, ilerleyen dönemlerde başak döneminde başa bile e, başakta bile simptomlar görülmeye başlanır. Bu da e, verim kayıplarına sebep olacaktır. E, külleme genellikle e, yağmur yardımıyla, rüzgar yardımıyla e, bölgeden bölgeye taşınabiliyor bu şekilde hastalık şiddeti artabiliyor. Bundan dolayı hastalık belirtisi ilk görülür görülmez hemen uygulamalara başlamamız gerekiyor. Her zaman korumak, mücadele etmekten hem kolaydır hem de daha da ucuzdur. Tahıl küllemesi ile mücadeleye uygulamadan önce kültürel mücadelelerle başlamamız lazım. Mücadelede ilk önce tohum seçimiyle başlamamız lazım seçeceğimiz e, buğday türü hastalığa dayanıklı mı dayanıklı değil mi bunu iyice bir teşhis etmemiz gerekli örneğin e, kırmızı buğday tekir e, külleme ve diğer hastalıklara biraz daha dayanıksızdır e, bunun yanında Ceyhan 99 olsun ya da Özkan buğday bu külleme ve e, pas hastalıklarına karşı biraz daha dayanıklıdır ekim zamanında sık ekimden e, kaçınmalıyız e, gerek tavan gübresi gerekse üst gübrelemede e, fazla gübrelemeden kaçınmalıyız. Özellikle e, fazla azot uygulamasından e, kaçmalıyız. Kültürel mücadele olarak e, bunları tohumluk konusunda gübreleme konusunda gerekeni yaparsak e, 1-0 önde başlamış oluruz. Hastalık mücadelesinde kimyasal mücadeleye gelecek olursak e, hastalık bulaşmadan önce uygulamalarımızı yapmamız gerekir. Kullanacağımız mantar ilaçlarının etiketlerini iyi okumamız gerekir. Küllemeye geliyor mu, septoryaya geliyor mu ya da pas hastalıklarına geliyor mu bunlara çok dikkat etmeliyiz. Ve pas hastalıklarıyla beraber bitki besleme yapmaya önem gösterilmesi gerekiyor. Bitki besleme yaparak bitki bünyesini biraz daha sağlam tutarız. Hastalıklara karşı biraz daha dayanıklı olmuş olur. Ve uygulama yaparken e, uygulama saatlerini hava sıcaklığına ve uygulama yaptıktan sonra e, yağış, hava'nın yağışlı olup olmadığına, e, ilaçlamadan sonra kaç saat e, yapılan e, ilaçlamanın kaç saat yaprak üzerinde kalması gerekiyor gibi durumlara çok dikkat etmemiz gerekiyor ve dekara düşen e, su miktarına da özellikle çok dikkat etmemiz gereklidir ilaçlamada kullanacağımız ilaçlara gelecek olursak genellikle sistemik ilaçları seçmeye dikkat edin. İlaçları seçerken de farklı etken maddelere sahip ilaçları seçmeye dikkat edelim. Sürekli aynı ilaçları kullandığımız zaman hastalık mantar ilacına karşı dayanıklılık kazanmış olur. İlaç önerilerine gelecek olursak her bölgeye göre mantar ilaçları değişebiliyor. Siz e, kullanmak istediğiniz ilaçları e, yorum kısmına yazarsanız e, ben de sizlere o ilacı e, uygulayıp uygulamayacağınız konusunda e, gereken cevabı veririm. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın.